Hakimiz iş gidiyor mu? Biz bunun videosunu bir hafta önce yapmıştık arkadaşlar ve biz video yaptıktan sonra birçok kanal Hakim Ziyech ile ilgili video yapmaya başladı. Ne kadar görmemiz gereken değeri görmesek bile yön vermeye devam ediyoruz. Özellikle YouTube'da. YouTube'da bizim içeriklerimizi takip edip daha sonra aynı içerikleri yapan birçok kanal olduğunu görüyoruz maalesef. Sizlerden ricam emeğe saygı için like atıp abone olursanız ve bizi layık olduğumuz yerlere çıkartmaya yardımcı olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hakim Ziyech ile ilgili haberimize geçmeden önce kısacık bir bilgi vermem gerekiyor. Yanımda gördüğünüz gibi bir çanta var. Bu çantayı bize arkadaşlar Şevres Ticaret gönderdi. Ve çantaya dair her şey var Şevres Ticaret'te. Eğer Şevres Ticaret'in trend yol ve hepsi burada hesaplarına girerseniz çanta ihtiyacınızı çok rahatlıkla kaliteli bir şekilde karşılayacak. Sizlere de burayı şiddetle öneriyorum diyerek videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Ziyeş ile ilgili videoyu yapmıştım ben. Ziyeş ile ilgili konuyu eninden boyuna anlatmıştım sizlere. Ziyeş'in maaşla birlikte Icardi'yi kıskandı anladığını biraz el bebek gül bebek tutmasından rahatsız olduğunu sizlere anlatmıştım. Bunun üzerine Galatasaraylı birkaç kardeşimiz sen Galatasaray'ı niye karıştırıyorsun demişti. Bazı kardeşlerimiz de gitsin şu anda çok fazla ihtiyacımız yok demişti. Ancak ben gündeme gelen olayı açık saçık bir şekilde sizlere anlatmayı tercih ettim. Hatta benden bir gün sonra da bunu spor gecesinden Haluk yürekli paylaştı. Ondan bir gün önce paylaşmıştım ben. Yani size en erken haberi vermeye çalışıyorum dişteki son durum ne peki Okan Hoca ne düşünüyor? Erden Timur ne düşünüyor? Bununla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Özellikle Erden Timur çok ama çok mutsuz. Uzun zamandır ekran karşısına çıkmadığından anlamışsınızdır. Uzun zamandır herhangi bir açıklama yapmadığından anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bunun sebebi arkadaşlar Erden Timur'un geçen seneki transfer başarılarının bu sene başarısız olması. Özellikle çoğu transferin bu sene hazır olmadan gelmesi Galatasaray taraftarı tarafından tepki gördü, tepki aldı. Erden Timur da kendisi sorumlu olduğu için şu an kendini geri çekti ve üzüntülü bir durumda olduğunu söyleyebiliriz, moralinde çok bozuk olduğunu söyleyebiliriz. Endombele, Zaha ve Ziyech transferiyle Galatasaray bambaşka bir hava katmıştı aslında transfer dönemine. Ancak sonuç olarak baktığımız zaman Zaha hala istenilen formuna gelmemiş durumda ve bencil bir oyun anlayışıyla oynuyor. Ziyech desek bir maç oynuyor bir maç oynamıyor hala ne olduğu belli değil ve gidecek haberleri var az sonra da gidecek mi gitmeyecek mi onu cevaplayacağım. Ziyech hala sıkıntılı. Endombele'ye konuşmamıza gerek var mı bilmiyorum. Ndombele yani tam bir fiyasko transfer oldu Galatasaray ile ilgili. Angelinho yani Angelinho bir nebze anlaşılır çünkü canıyla başıyla savaşıyor ancak başarılı olamadı o ama yine de eleştiriliyor. 4 tane ana transferde Erden Timur'un bu sezon başarısız olduğunu gördük. En başarılı olduğu transferler Icardi'nin bonservisini alması, Davinson Sanchez'i getirmesi ve Kaan Ayhan'ın bonservisini alması oldu galiba. Kerem Demirbay transferinde herkes muallak orta derecede bir transfer olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şu anda ağırlık olarak başarısız olduğunu görüyoruz. 4 başarısız, 3 başarılı bir tane orta karar. Bundan dolayı Erden Timur şu anda üzgün, çok üzgün. Ziyeş transferinde şu anda patlaması ve Ziyeş ilgili bu haberlerin çıkması daha da fazla üzdü onu. Bundan dolayı hem devre arası transferinde hem de gelecek sezonun transferinde daha ince düşünerek transfer yapmaya çalışıyor Erden Timur. Benim de paylaştığım iki orta saha transferlerinde hem Evander hem Toni Kroos hem de sol bek transferindeki Vidovic en sağlam transferler olarak gündemde. Yani şunu anlıyoruz Erden Timur artık oynamayan değil oynayan takımının gözde oyuncularını getirmeye çalışıyor. Peki Ziyech transferi ne durumda? Erden Timur'la ilgili bilgi verdik. Ziyech peki ne durumda? Ziyech ne düşünüyor? Galatasaray kafasında bitirdi mi? Buna gelelim. Ziyeş arkadaşlar Galatasaray'ı biraz küçük gördü. Yani kendi kariyerinden Galatasaray'ı küçük gördü. Ve Galatasaray'da ilk oynadığı günden itibaren hem yüz ifadesi, mimikleri ve saha içindeki davranışları Galatasaray'ı küçük gördüğünü, kendisini çok büyük bir yıldız gördüğünü bize gösteriyordu. Özellikle kaptırdığı toplarda ya da Geriye dönüşlerinde koşmadığını, rakibi ısırmadığını, Galatasaray'a o kadar fazla saygı göstermediğini görmüştük. Bundan dolayı son Fenerbahçe maçı da artık patlak veren maç oldu. Fenerbahçe ile Arabistan'da oynanacak ancak iptal olan maçta Ziyech benim ağrılarım var ben oynamayacağım diyerek Fas'a giderek orada yeni yılı Noel'i kutlamıştı. Bu Galatasaray tarafında bardağı taşıran son damlaydı artık. Ziyech'i kaybetmek istemiyordu Galatasaray çünkü patladığı zaman %50'sini bile verse Türkiye'ye damga vuracak bir oyuncu. Galatasaray da bunu biliyor, taraftarlar da bunu biliyor. Galatasaray hala kaybetmek istemiyor ve Galatasaray tarafında Ziyech'e hala bir yaptırım ya da herhangi bir kulağını çekme gibi bir olay yok. Ancak Ziyech şu anda biraz Arabistan'a gitme gönüllüsü gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü futbolu yavaş yavaş kafasında bitirmeye başlamış. Galatasaray'a geri döndürmek istedi onu futbolla. Aynı Icardi'de olduğu gibi, Zaniolo'da olduğu gibi. Ancak Ziyech'te olmadı bu. Ziyech istenilen verimi veremedi. Eğer az bir şey oynasa Manchester United maçında olduğu gibi neler olacağını göstermişti bize. Ancak şu ana kadar o istenilen verimi veremedi arkadaşlar. Şu anda Ziyech Galatasaray'dan ayrılmak istiyor arkadaşlar. Bu net, kesin bir bilgi. Galatasaray'dan ayrıl aldıktan sonra Avrupa'nın büyük kulüplerinden bir tanesi eğer transfer teklifinde bulunmazsa Arabistan'a gitmeyi düşündüğünü de yakın çevresine menajerine iletmiş durumda. Bunu bizim inkar etmemiz Galatasaray'ı savunmak gibi bir şey olmaz yalan olur. Biz olan neyse bunu söylememiz gerekiyor. Ziyech'te gitmek istiyorsa bunu Galatasaray taraftarlar zorla durmasını isteyemez. Olmadıysa bir oyuncu olmaz yani. Galatasaray bir risk aldı. Ziyech'i aldı. Ancak olmadı. Büyük bir riskti. Güzel bir deneyimdi ama olmayınca olmuyor. Galatasaray o bölgeye yine sağ kanata çok iyi alternatifler düşünüyor. Hatta bir tanesi Türk bir futbolcu. Ve yarın bunun videosu gelecek. Galatasaray'ın sağ kanatta Ziyech'in yerine düşündüğü futbolcunun ismi gelecek arkadaşlar. Bundan dolayı telaş yapmaya gerek yok. Ziyech ve Endombele devre arasında büyük ihtimalle takımdan ayrılacak gibi duruyor. Bu oyuncular gittikten sonra yerine daha iyi oyuncular gelip Galatasaray hem Türkiye liginde hem Avrupa liginde adından söz ettiren bir kadro kuracaktır diye düşünüyorum. Şu anda Ziyech'in durumu tamamen olumsuz durumda. Ziyech Fas milli takımına odaklanmış durumda. Fas milli takımındaki fotoğrafı koyarak yakında görüşürüz diye bir paylaşım yaptı. Bunu maalesef Galatasaray için yapamadı hiçbir zaman. Şu anda Fas milli takımını daha çok sevdiğini görüyoruz. Galatasaray'ı benimseyemedi. Galatasaray'ı sevemedi ve buraya bir aidiyet duygusu içinde bulunmadı. Bundan dolayı Ziyeş'in şu an durumu karamsar bir durum. Ziyeş devre arasında ayrılacak arkadaşlar. Yarın size Galatasaray'ın Ziyeş'in yerine istediği Türk oyuncunun videosunu yapacağım. Tabii ki o zamana kadar da bilgileri iyice toplayarak sizlere en doğru haberi sunmak için elimden geleni yapacağım. Sizlerden rica ise like atıp abone olmanız bana destek olmanız. Şimdilik kendinize çok iyi bakın.